Gel bakalım. Baba, ben Songül'le konuştum. Söz verdim. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Senden de çok özür dilerim. Bu arada bir haberim daha var. Hoşuna gidecek. Neymiş? Bugün Kulaksız'la buluştum. Oğlunun katilini bulmuş, cezasını kesmiş. Benden özür diledi. Senden de özür dilemek istediğini söyledi ama korkuyor. Bak sen. Haber bekliyor, ne diyeyim? Kızımı öldürmeye kalktı şerefsiz. Yok, bir özürle kurtulamaz. Her şeyin farkında baba. Her türlü bedeli ödemeye razı. İstersen biz bir toplantı ayarlayalım. Herkes olsun. Sen de raconu kesersin. Ha, iyi. Hadi yap bakalım dediğin gibi. Baba, Ünsal Bey geldi. Ya abi, bekletmeyin, bekletmeyin. Alın içeri. Ben çıkayım mı baba? Yok, hayır. Sen kal. Buyurun. Hoş geldiniz Ünsal Bey. Niye görüşmek istediniz benimle? Ayşegül, hiç gerek yok böyle bir şeye. Ayşegül. İyi akşamlar Cevher amca. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Poyraz kapıyı açmıyor da. Allah Allah. Bir saat kadar önce geldi, çıktığını da görmedim. Ama ben size kapıyı açayım. Bekleyin, bekleyin. Açıyorum. Buyurun. Sizi dinliyorum. Bizim yanımızda çalışmaya başlayan Poyraz Karayel diye bir arkadaş var. Oğlunu göremiyor. Bu da beni çok üzüyor. Asla da göremeyecek. Müsaadenizle önce bir lafımı bitireyim. Bizi fotoğraflayıp tehdit etmişsiniz. Ya gazeteye verelim, mahkemeye falan gösteririm diye. Ben merak ettim. Niye onun benimle görünmesi sizin için bu kadar kötü? Sizin mafya babası olduğunuzu bilmeyen var mı? Beyefendi, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Babam saygıdeğer bir iş adamıdır. Ha tabii. Ben de Milli Eğitim Bakanıyım zaten. Poyraz içeride olduğunu biliyorum. Kapıyı aç. Poyraz! Poyraz! Ne var? Ne oldu? Bu kadına iyi bak. Bu kadın bugün ya da daha önce geldi mi? Seni tehdit etti mi? Yok, hayatımda ilk defa görüyorum. Emin misin? Evet Ayşegül, eminim. Başka biri geldi mi? Hayır, kimse gelmedi bana. Ne alaka şimdi? Ayşegül, gel biz gidelim. Ay Ayşegül. Tamam bak, anlıyorum seni. Şimdi kabul etmesi zor tabii ama... Bak, konuştuk biz, bitti. Bitti. Kiminle konuşuyorsun? Bu arkadaşlar kim? Benim arkadaşlarım, onlara anlatırım sana sonra. Hadi geçeceğiz. Ünsal Bey. Poyraz'ın oğluyla görüşmesine izin vereceksiniz. Ya vermezsem? Ben ricalarımın geri çevrilmesine pek alışık değilim. Bu sizin için pek iyi olmaz. Tehdit mi? Ben tehdit etmem.
Ben söz veririm. Verdiğim sözleri de tuttuğumu herkes bilir. Bugün ben sizden bir ricada bulunurum, yarın siz benden. Benim sizin gibi adamlarla işim yok. Ünsal Özbakan'ım ben. Bugüne kadar bir sürü tehdit aldım. Ne mafya babaları, ne terör örgütleri. Sizden de, sizin gibilerden de korkum yok. Nasıl yaparsın bana bunu ya? Arkadaşın da en az benim kadar kalpsizmiş. Tek kelimeyle iğrenç. Ayşegül tamam. Uzatma. Bitti dedik, bitti. Anlamayacak bir şey yok bunda, bitti. Cezanı versin. Oldu mu? İçine sindi mi? Klasik ama etkili bir yöntem. Aferin Poyraz. İyi düşünmüşsün. Ya nasıl bu kadar aptal olabilirim ben yani? Nasıl, nasıl? Ayşegül bekle. Haklı çıktın. Adamla şerefsizin teki çıktı. Mutlu musun? Ya niye mutlu olayım? Çok üzgünüm tabii ki. Tamam. Tamam, senin bir suçun yok. Sana da ayıp etmişim de müsaadenle. Nereye gidiyorsun? Ben de geliyorum. Hayır, yalnız kalmak istiyorum. Ben yalnız yaşayıp, yalnız yaşlanıp, yalnız ölmek istiyorum. Anladınız mı? Ha? Ayşegül, senin bir kabahatin yok. Yapma bunu kendine. Ya bırak Sema Allah aşkına. Moral vermeyi de beceremiyorsun zaten. Kıza da ayıp ettin. İnandı onu aldattığına. Yıkıldı, mahvoldu resmen. Sana ne Allah aşkına ya? Al sen şunu. Burada 200 var. 300 demiştim. Üstümde o kadar varmış. Sonra veririm, olur mu? Hadi. Söyleyecekleriniz bittiyse ben müsaadenizi isteyeyim. Sizin gazetenin sahibi Kasım Bey'di değil mi? 4-5 sene evvel kendisi bir ihale için bizden yardım istemişti. E biz de onu kırmamıştık. Bakalım o da sizin gibi bu hatır gönül meselelerinde her şeyi unutuyor mu? Bu arkadaş sıkıntı çıkartacak galiba. İstersen bir mesaj bırakalım. Sakın. Sakın şu velayet davası öncesi sakın ilişmeyin herife. Hem bu Poyraz için iyi olmaz. Baba bizimle işin yoksa biz müsaade isteyebilir miyiz? Hayırdır bu saatte? Ya Necip abi aradı. Ne zamandır uğramıyorsunuz dedi. Bir gidelim de gönlünü yapalım. Hadi gidin, gidin. Keyfinize bakın. İyi akşamlar. Taş kafa nerede lan? Buzdolabındadır. Ne bileyim lan nerede? Oğlum ara şunu, ondan sonra başımızın etini yiyecek beni aramadınız diye. Yok aldı yemediği çünkü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.